Dicleli ailesinin gelini Uylum Dicleli ile Tolga Kaşifoğlu'nun aşkları her iki taraf evlenmiş olsa da küllenmiyor. Kahraman Sarpoğlu'nun kuzeninin eşi Uylum Dicleli'ye aşık olduğu iddiasını ortaya atan Tolga Kaşifoğlu... Allah aşkına kapat ablacığım artık şunu ya. Hiç iyi olmadı abla ya. Vallahi hiç iyi olmadı bu. Ümit, rica ediyorum. Kapat şunu ablacığım. Lan bir dakika, bir dakika. 4 aylık hamile olan Selin Kaşifoğlu... Oltan Bey arıyor. Haydi bu. Ne gördü tabii kavgayı. Efendim Oltan? Sen de mi gördün? Gördüm. Güzide gördüm. Onun için arıyorum zaten. Vaktin varsa oturup konuşalım. Olur olur. Yalnız ben şimdi evdeyim. Benim büroda buluşalım mı? Tamam. Abla ben de geliyorum buna. Yok oğlum ne gerek Oltan var? Abla yalnız gitme. Yok be oğlum büroda buluşacağız zaten. Lan. Bir şey olmaz Allah aşkına. Sen Oylum'u ara. Hadi devam edin aramaya. Ben giyineyim. Merak etme. Tamam Hakim Hanım. Günaydın babacığım. Günaydın kızım. Hazırsan çıkalım hadi. Hazırım babacığım çıkalım. Tamam. Kahvaltı hazırlıyorum Sezai. Yiyin öyle gidin. Abi ben çok açtım yolda bir simit yedim ama kızım sen açsan. Ben de çok aç değilim babacığım. Yolda atıştırırım bir şeyler. Tamam. O zaman gidelim hadi. Babacığım. Hı. Bana araba almak zorunda değilsin biliyorsun değil mi? Güzel kızım kaç kez konuşacağız. Zorunda olduğum için değil. Sana araba almak istediğim için alıyorum tamam mı? Peki. Yalnız galeriye gitmeden bir 5 dakika Güzide'ye uğrayacağız. Şunu bırakacağız tamam mı? Hayırdır babacığım ne bu? Sana anlatmıştım ya. Güzden kızı kendi öz kızı değilmiş. Hastanede karıştırmışlar diye. Gerçek çocuğu olabilecek birisi bu şişeden su içti. Üzerinde DNA örneği var. Öyle mi? Evet. Sen mi aldın bunu? Vallahi Güzdeler gitmişler ama bir sorun çıkmış alamamışlar. Sabah gittim hallettim. Anladım babacığım. İyi etmişsin tabii. Bir an önce götür de öz çocuğuna kavuşsun. Tamam. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Özür dilerim Güzide. Tolga'nın yaptıkları için onun adına senden çok özür diliyorum. Başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Evet. Söylenecek bir şey yok. Olan oldu zaten. Maalesef. Behram'ın Oylum'u tehdit ettiği videoyu gördükten sonra Tolga yoldan çıktı. Tutamıyorum. Zapt edemiyorum. Engel olamıyorum. Delireceğim artık. Yumuşakça konuştum. Tatlı tatlı söyledim. Olmadı. Bağırdım, çağırdım. Kavga ettim. Olmadı. Oylum evli. Bir bebeği var. Senin karın hamile. Yakında baba olacaksın dedim. Yok, hiç oralı değil. Ne yapacağım bilmiyorum. Hayatımda ilk kez bu kadar çaresiz kaldım. Anlıyorum. Ama bir şey yapmamız lazım Oltan. Biliyorum. Ben de onun için seninle konuşmak istedim zaten. Belki Tolga'yı bu sevdadan vazgeçirecek bir yol bulabilirsin. İnan hiçbir şey gelmiyor aklıma. Hiç. Seni sayar sever biliyorsun. Bir de sen konuşsan. Ben konuştum. Konuştun mu? Konuştum tabii. Yani bir hayli zaman oldu. Rica ettim dedim ki lütfen karının elini tut. Yoluna git. Ama... Dinlemedin değil mi? Dinlemedim. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Nereye götürüyorsunuz beni? Bir şey söylesenize. Ne yapacaksınız bana? Nereye gidiyoruz?
da ben bir kötü oluyorum. Ya beni araba da tutuyor. Kusacağım ben. Şurada bir durur musun? Arabaya mı kusuyor? Bu midem çok kötü. Kaçıyor lan, kaçıyor. Kaçıyor. Kucağını öldürür bizi, koş. Bu taraftan, koş, koş. Kaçıyor lan, kaçıyor. Dur artık. Nereye kadar kaçacağını sanıyorsun? Olabildiğince size nazik davranmaya çalışıyorum ama böyle devam ederseniz zor kullanmak zorunda kalacağım. Sizden rica ediyorum lütfen. Ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ensar Can. Can'ı annesiz mi bırakacaksın? Ensar hiçbir değeri yok canın senin içinde. Ne olursun sana. Yalvarıyorum ya Allah aşkına yapma. Bindin arabaya. Ne olur, ne olur, ne olur yapma, ne olur. Ensar ne olursun. Yapma, ne olur. Sen arabaya geç. Burada mı oturuyor Güzide Hanım? Hı hı, burası. Hadi, inmiyor musun? Nereye? Beraber gideceğiz ya. Ben de mi geleceğim? Tabii kızım. Babacığım 5 dakika uğrar verir gelirim demiştin ya sen. Ben seni beklerim burada. Şimdi gelmişken Güzide'ye bir merhaba demezsen olmaz kızım, tamam mı? Ayıp olur. Hadi gel, lütfen. Peki. Evde midir Güzide Hanım? Ha, evdedir, evdedir. Daha bir yarım saat daha evdedir o. Ha, konuştunuz yani. Bu saatte de evde oluyor. Gel. Sezai Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. İpek'le tanış kızım. Memnun oldum. Peki, Zeynep Güzide Hanım'ın sağ koludur. Bu evdeki her şey Zeynep'ten sorulur ona göre. Bunu Güzide'ye vereceğim kızım, evde değil mi? Hayırlı bir şey mi oldu?
Siz isterseniz içeri geçin, Ümit abi size anlatsın. Olur. Ya hadi dayıcım ya. Hadi aç şu telefonu. Ümit. Sezai abi. Ya sorma, sorma. Ya merhaba. Merhaba. Ümit ben. Bu arada Güzel'in kardeşiyim. Merhaba, İpek ben de. Ya sorma abi ya. Ya bu Tolga bitirdi bizi abi. Ne demek Tolga bitirdi bizi? Abi sorma ya. Gör bak. Gör bak nasıl bitirdiğini bak. Eski sevgilisi Oylum Dicleli'nin Kahraman Sarpoğlu'yla yemek yediği mekanı basan Tolga Kaşipoğlu büyük bir kavga çıkarttı. Çevredekilerin zorlukla ayırdığı kavga esnasında iki taraf da birbirlerini ölümle tehdit etti. Tolga mı yapmış bütün bunları? Ha, gitmiş saldırmış kahramana. Niye yapıyor oğlum? Delirdi abi çünkü bu çocuk iyice zıvanadan çıktı. Abi sen Oylum'un düştüğü durumu hayal edebiliyor musun? Gitmiş eski sevgilisi ortalık yerde yıkmış ortalığı. Hiç iyi olmamış. Abi sen Oylum'a aşıksın demiş ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kahraman Behram'ın teyzesinin oğlu. Ya bir de aşiret abi bu insanlar. Böyle şeyler söylenir mi bu insanlara? Ne zaman oluyor peki bunların hepsi? Abi dün oluyor. Dün bu sabah da video düşmüş internete. Allah Allah. Oylum ne diyor bu işlere? Abi ulaşamıyorum ki. Arıyorum açmıyor. Ablama da söyleyemiyorum açmıyor diye. Yani zaten aklı yerinden çıkmıştı evden giderken. Evden mi gitti Güzide? Niye gitti? Nereye gitti? İşte geldik. Buyurun Oylum Hanım. Niye geldik buraya? Lütfen iner misiniz? Hayır hayır inmeyeceğim. Hayır. İner misiniz lütfen? Ama lütfen yapmayın. Bırak! Niye geldik buraya? Bırak niye geldik? Hoca Hanım götürün anasının evine bırakın dedi bu kadar. Hayır hayır Ensar bir dakika. Oylum Hanım Ensar, lütfen ama. Hiç acımıyor musun? Sen hiç mi acımıyor? Ensar! 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 Oğluma götürün beni aşkım! Oylum'un sesi değil mi ya? Oylum? Durun, durun, durun! Durun, dur! Ensar! Ensar ne olursun yalvarıyorum ya! Yalvarıyorum Ensar! Dur! Dur! Durun, 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 durun! Durun, durun! Oylum dayıcığım, iyi misin? Canım iyi misin canım? Canı aldı yine, canı aldı yine. Tamam, tamam. Sakin dayıcığım. Şöyle otur kızım. Zeynep otur. Zeynep bir bardak su getir kızım. Getireyim hemen. Dayıcığım sen şunu en başına anlatsana bakayım bana bir. Tolga olay çıkarttı ya. Onu görmüş. Anlaşıldı. Videoyu mu izlemiş? Biraz içer misin kızım şundan? Hadi kızım. Bu sefer kesin göstermeyecek. Göstermeyecek elinde video var. Takmış zaten Tolga'ya bana neler neler söyledi. Bitti. Nasıl göreceğim bu sefer oğlumu? Olur mu öyle şey? Canı biz onlara bırakmayacağız. Kızım bir yolunu bulacağız ve alacağız canı. Öyle şey olur mu? Alacağız dayıcığım. Canı o manyağın eline bırakacak değiliz herhalde. Bir bebeği annesinden nasıl ayırırlar ki? Baba resmen eşkıyalık bu. Aynen. Eşkıya gibi bir şey zaten o kadında. Ya abi Hakime Hanım oğlumdan haber alırsanız beni arayın demişti. Aramadın mı? Ay tamam ben telaştan unuttum onu ya. Tamam. Biraz kötü bir zamanlama oldu ama. İpek ben bu arada. Sezai Bey'in kızıyım. Tahmin ettim. Sezai amca sizden çok bahsetti. Memnun oldum tanıştığıma. Ben de. Gözün aydın Sezai amca. Sağ ol kızım. Yani çok uzağa göndereyim diyorum.
Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya. İlk uçakla geri gelir o. Gelir. Mars'a döndersem döner gelir. Çocuk değil ki eve kapatayım. Evli vardı koca adam. Çok çaresizim Güste. Boşa koyuyorum dolmuyor. Doluya koyuyorum almıyor. Bilmiyorum. Evet biliyorum biliyorum. Yani hiç söz deneyecek biri değil Tolga. Başına buyurun. Affedersin, affedersin. Efendim Ümit, Oylum'dan haber mi aldın? Oylum burada, eve geldi. Merak etme, tamam mı? Ya daha doğrusu mahallen adamları getirip kapıyı attılar. Nasıl kapıyı attılar? Ya basbayı attılar işte abla. Can yanında mı? Ya Can'ı alıkoymuş muhalle. Oğlunu bir daha göremezsin demiş. Tamam ben geliyorum şimdi. Affedersin. Benim kalkmam gerekiyor. Ne olmuş Oylum'a? O Oylum'u muhalle getirmiş, eve bırakmış ama çocuk yok ortalıkta. Çantam neredeydi? Hay Allah. Kaan'ın hem bebeği ellerinde tutabilirler mi Sezai abi? O iş biraz karışık Ümit. Nasıl karışık abi? Yani oğlum canım annesi sonuçta. Tamam annesi de babanın vasisi de muhalla. Yani Berham'ın sahip olduğu bütün haklar muhallanın uhdesinde. Ne diyorsun abi sen ya? Ya. Yani oğlumun ne kadar hakkı varsa muhallanın da o kadar hakkı var. Eyvah. Yandık desene. O cesaretle getirip kapının önüne bırakabiliyor oğlumu. Gel taşım gel. Gel geç. Oğlum. Hakim Hanım gelsin canı alacak onların elinden. Bak görürsün. Bıktım artık. Ne olur artık üzülme. Anne. Ne oldu? Sana yemin ederim, yemin ederim bilmiyordum. Vallahi bak Tolga geldi bir anda olay çıkarttı, bastı. Muhalla görmüş. Anne bu ya. Bu bana arsız dedi, ahlaksız dedi. Kovdu beni evden. Can orada göstermeyeceğim dedi yine. Tamam anladım. Sezai. İpek hoş geldiniz kusura bakmayın. Tamam ben halledeceğim. Tamam. Ne? Nasıl? Hı. Nereye? Yok yani ben bu kadına daha fazla dayanamayacağım. Gidiyorum merak etmeyin. Ay, Güzide. Ben de. Dur ben de geliyorum. Tamam hadi tamam, gelin tamam, o zaman. Dur. Güzide. Oğlum dayıcığım sen evde kal. Geleceğim. Gelsin dayıcığım. Gelsin bırak üstüne bir şey al Zeyno. Getiriver hemen. Oylum. Şunu al. Sağ ol. Abla sen öne geç. Tamam. Oylum geç kızım. Yüzüne. Ben ne yapabilirim? Yanına birkaç adam vereyim mi? Yok. Yok sağ ol Altan. Şimdi bir insan gibi konuşayım. İnsancı. Laftan anlayacak mı sence? Bakacağız. Yani duruma göre. Tamam. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ne demek? İçeri geçelim isterseniz size bir çay ikram edeyim. Hiç gerek yok sağ olun. Ben de gideyim artık. Tamam nasıl isterseniz. İyi günler. İyi günler. Resmen unuttu beni. Güzide'yi görünce öz kızımı bile unutuyordum. Aşkım. Canım. Şirketi bugün mü kuruyorsunuz? Bugün halledeceğiz babamla işte. Yani evrakları bugün vereceksiniz. Evet. Neden sordun? Şirkete ben de ortak olmak istiyorum.
ortak olmak istiyorsun. Yani tabii senin için bir sakıncası yoksa. Yani yok. Niye sakıncası olsun da? Nereden çıktı bu durup dururken? Ya durup dururken çıkmadı. Ben de çalışmak istiyorum. Kocam şirket kuruyor, yardım etmeyeyim mi? Her şeyimiz bir ortak. Buna da ortak olayım ben. Azra'cığım, anneni ziyarete ne zaman gideceksin? Bu hafta işe giderim dayı. Giderken bana da haber ver. Beraber gidelim, tamam mı? Tamam. Aa, kahve mi yaptın? Sen çıkmadan içeriz dedim beraber. İyi olmamış mı? İyi yapmışsın, sağ ol. Azra'cığım. Bana da mı yaptın? Çok teşekkür ederim. Ne zahmet ettim, ben yapardım. Ne zahmeti, aşk olsun. İçeriz işte hep beraber. Çok güzel olmuş. Cezvede yapmışsın galiba. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Aa, Ozan'cığım gel. Gel oğlum gel. Kahvemi içip çıkarız. Yok. Acele etme baba. Zeliş'i bekleyeceğiz zaten. Hazırlanıyor. Zeliş de mi gelecek? Evrak hazırlayacak. Ne evrağı? Baba şey ya, Zeliş de ortak olmak istiyor. Ortak olmak istiyor şirkete. Şirket mi? Ne şirketi? Ama sen tabii olmaz diyorsan bak. Hayır, şirket zaten senin üstünde Ozan'cığım. Yani karını ortak etmek istiyorsan senin kararın. Teşekkürler baba. Canım, babamla konuştuk. Sen de ortak diyorsun. Gerçekten mi? Ya Tarık baba çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok kızım. Sizin kararınız. Çalışmak istiyorsan çalış tabii. İthalat işini bilirim ben. Gümrük muamelelerinden de anlarım. Oo, daha ne olsun? Bravo. Ozan, ortak şahane. Kıymetini bil oğlum. Bilmez olur muyum baba? Ben hep biliyorum karımın kıymetini. Pardon, ne şirketi kuruyorsunuz? İthalat, ihracat. Başta daha çok ithalat ve dağıtım ağırlıklı çalışacağız. İnşaat malzemelerini İtalya'dan alıp burada satacaklar işte. Distribütörlük gibi bir şey mi? Aynen. Bir nevi distribütörlük yapacağız. Yani gelen malzemenin dağıtımı bizde olacak. Hadi bakalım. Harika. Muhasebeciyi bekletmeyelim fazla. Kalkalım. Tamam mı? Hadi görüşürüz o zaman. Hadi hayırlı olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Hangi konuda? Yani Ozan bir anda patron oldu. Dayım yapıyor babalığını vallahi. Yapacak tabii oğlu. Tamam Ozan oğlu da Zeliş ne alaka? O da gelini. Ha bırak Allah aşkına eşim ya. Zeliş'in eğitimi vasfı ne ki? Şirkete ortak oluyor. Zeliş üniversite mezunu Azra. Ve Ozan'dan daha fazla tecrübesi var bu konularda. Senelerce çalıştı. Peki. Şunları toplayayım. Değil mi? Evet, sağ ol. Yap yalakalığını dayıma yap. Suratsız geliniyle oğlunu başına çıkar. Günaydın. Günaydın. Ne çok bir şey hazırlamışsın ya, gerek yoktu. Olsun, sen kahvaltı yapmayı seviyorsun diye. Evet de yani atılıyor yani boşuna. Şey, ne istiyor, eline sağlık. Omleti tam sevdiğin gibi yaptım. Kaşarlı, mantarlı, biraz da acı ekledim. Sağ ol, eline sağlık. Afiyet olsun. Portakal suyunu da yeni sıktım.
Ekmek var ama istersen kızartabilirim hemen. Yo yo gerek yok. Yeriz ya. Hadi geç otur yiyelim. Eksik bir şeyimiz var mı? Yok yok. Yok. Ben çayı getireyim. Tamam. Ailesinin gelini Uylum Dicleli ile Tolga Kaşifoğlu'nun aşkları her iki taraf evlenmiş olsa da küllenmiyor. Tolga Kaşifoğlu... Ne izliyorsun? Öğlen saatlerinde... Yok, önemli bir şey değil. Benim acil çıkmam lazım. Tolga, nereye? Baba. Tolga, konuşmamız lazım. Tamam, şimdi benim bir acelem var, sonra konuşalım, olur mu? Hayır Tolga, hemen şimdi konuşacağız. Baba, şu an oğlumun yanına gitmem gerekiyor, sonra konuşuruz. Gitmeyeceksin. Baba, oğlumun yanında olmam lazım şu an. Hala ne oğlum lan? He? Ne oğlumu? Kızın başına açtığın belalar yetmedi mi? Senin yüzünden evladından ayrı kaldı. Kucağından söküp almışlar çocuğu. Ne diyorsun ya? Ne diyorum? Kahraman denen herifle kavga etmişsin. Sizin dalaşmanızı biri kaydetmiş. Muhalla görmüş. Çocuğu oğlumun elinden çekip almış. Oğlumu da zorla gözü deli evde göndermiş. Allah'ın belaları, Allah'ın belaları, yemin ediyorum. Gitmeyeceksin. Baba, bir şey yapacağım, öldüreceğim ben. Ne öldürmesi lan? He? Aşiret lan bu. Hangi birini öldüreceksin? Gerekirse her birini öldüreceğim. Güzel, öldür. Oğlum da hayatı boyunca çocuğuna hasret yaşasın. Oğlum, anlamıyor musun? Sen üzerine gittikçe oğluma ödettikleri bedel ağırlaşıyor. Karın içeride hamile lan. Senin çocuğun var karnında. Oğluma yaptıkların yetmedi mi? Bir de Selin'i mi uçurumdan sürüklemeye çalışıyorsun? Daha kaç kişinin vebalini alacaksın? Aklını başına topla. Anlıyor musun? Kendine gel. Berha, paşam. Sen üstünü mü değiştirdin? Güzel yeni cicilerini mi giydin sen babaannesinin aslanı? Yalnız hocam, çok tatlı bu ya. Tatlı olmaz olur mu? Oğul balı bu oğul. Kuzumun kuzusu bu. Hocam yalnız biraz böyle bir toparladı sanki, değil mi? Hani böyle kilo aldı. Oğlum gudubeti doğru dürüst yese içse, bol bol süt verse daha da alırdı. Ama laf anlatamadık ya hanımefendiye. Neyse, artık iş bizde. Tosun yapacağız oğlumu, tosun. O annen olacak kadın sana bakamadı ama babaanne sana güller gibi bakacak oğlum. Yalnız hocam, bir şey diyeceğim. Hakikaten ya, bir hayretler içerisinde kaldım. Ama ne utanmazlık, nasıl bir utanmazlık bu? Sen bu dünyada hayret edecek bir şey bulabiliyorsun yani. Bravo sana Eko. Ah, neymiş peki? Niye bu kadar hayret ettin? Ya Tolga denen adam evli değil mi? Karısı da hamileymiş. Madem karın hamile, otursana onun yanında. Ne geziyorsun onun bunun peşinde? Bir işmar almış demek ki. Bir işaret almış ki koşmuş. Oylum Hanım mı ışık yaktı diyorsunuz? Gel gel mi dedi? Ne olacak ya? Oğlum hafiflik yapmasa, bir işaret çakmasa, o herif Dicle'nin gelinin etrafında böyle dolanmaya cesaret eder miydi? Boş versene be. Zaten onların evliyatı da var. He, biliyorum hocam. Bunlar nişanlıymış herhalde ikisi. Yok, onu demiyorum. O olsa amenna. Bu ikisi evlendikten sonra da gizli gizli görüşmeye devam ettiler. Videoyu kendi gözlerimle gördüm. Hocam tam rezillik. Rezillik ki tam rezillik. Boşuna mı koydum ben o kızı kapı dışarı? Durup dururken mi yolladım anasının evine? Vallahi haklısınız hocam. Yalnız polis de gelmesinler sonra. Kimin isterse onunla gelsinler. Hiçbir şey yapamazlar. Hayır yani Oylum Hanım Berhan'ın annesi ya, onun için dedim. Berhan'ın babası nerede? Burada. İkametgahı nerede? Bura. Yani bebek doğru yerde, evinde oturuyor. Başında da babasının basisi. Siz. Ne diyebilirler? Kim ne diyebilir?
Yani Güzide Hanımlar Berhan'ı kesinlikle alamazlar diyorsunuz. Alamazlar. Forumumu kimseye vermem. Değil mi oğlum? Ay ben bunu verir miyim hiç? Kuzusu. Kurban olsun babaannesi, kurban kurban. Aç kapıyı. Oylum Hanım yasak. Ya ne yasak kardeşim? Açar mısın sen şu kapıyı? Ne yasağından bahsediyorsun sen? Aç şu kapıyı. Aç, aç kapıyı. Aç. Sakin aç, olun. Ol. Aç. Neyine sakin olacağız be? Aç kapıyı. Bir sakin olur musun lütfen? Ya neyi yasak? Aç kapıyı. Aç bağırma, şu kapıyı. Bağırma. Bana bağırmayın. Bir sakin olur musun lütfen? Suç işliyorsunuz. Suç işliyorsunuz. Bu çocuğu çocuğundan uzak tutarak suç işliyorsunuz. Söyle o kadına. Kardeş. Baksana. Gel buraya bir. Bak ben avukatım, tamam mı? İçeride bu hanımın torunu, bu hanımın da oğlu var. Bunu biliyorsun sen. Aç şimdi güzellikle kafayı. Biz başka yolları kullanmaya mecbur etme aslanım, tamam mı? O zaman tekrarlamakta fayda var. Ya neyi tekrar ediyorsun? Ne bağırma? Ne demek bağırma? Allah Allah. Allah. Tamam, bağırmayın. Ocağı Hanım'ın kesin talimatı var. Bu kapı açılmayacak. Oylum Hanım içeri giremeyecek. Eğer girerseniz geri çekin. Aç, aç, aç. Girerseniz de zor kullanacağız ona göre. Bak sizden söylüyorum. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Tehdit ediyorsun bak, tehdit. Açın buraya. Bak kahraman nasıl? Büyümüş mü babaannesinin aslanı? Vallahi büyümüş teyze ya. Böyle birkaç günde bu kadar fark eder mi? Aa tabii fark eder. Bebekler de bir gün bile fark eder. Hele birkaç hafta görme, tanıyamazsın. Ya nasılmış amcasının bir tanesi ha? Berhan, bak Kahraman amca telefonda. El sallı oğlum. Kahraman amcası bak. Berhan sana el sallıyor. Söyle bakalım, yiyor musun mamalarını? Güzel güzel uyuyor musun ha? Yiyorum tabii mamalarımı. Güzel güzel de uyuyorum. Çabucak büyüyeceğim. Aslan gibi bir Dicler olacağım. Olacaksın tabii, amcasının bir tanesi. Teyze, sizde ne var ne yok? Var mı sıkıntı? Yok oğlum, ne olacak? Çok şükür her şey yolunda. Anladım. Oylum iyi mi? İyi, o da iyi. İyi, oralardaysa bir çağırsana, bir göreyim. Yani şey, buralardan bir şey istiyor mu, bir ihtiyacı var mı falan bir sorayım. Banyoda şimdi, sonra ararsın sen. Tamam, tamam ararım ben ya. Sen selam söyle. Söylerim. Ya Kahraman, oradaki işlerimi kapatacağım, devredeceğim diyorsun. Ne zaman bırakıp geleceksin şu Arjantin'i? Hani yolda uzun, 17 saat mi ne uçuyorsun? Üzülüyorum sana oğlum. Ya vallahi teyze öyle ha deyince olmuyor ya. Yani ne bileyim, biliyorsun işte milyon dolarlık yatırım. Alıcısı var, sözleşmesi var, anlaşması var falan. Uzun iş, ben daha gelir giderim yani buraya. Var mı bir isteğiniz buralardan ha? Canının sağlığı oğlum. Hayırlısıyla çabuk çık gel. Başka bir şey istemez. Hocam. Ha. Geldiler. Geldiler mi? Tamam İko, ben iniyorum birazdan. Teyze, kim o gelenler? Komşular. Güle güle oturmaya gelelim demişler. Ben de buyursunlar gelsinler dedim. Kahraman ben kapatıyorum şimdi. Beklettiğim insanlara ayıp olmasın. Biz görüşürüz. Tamam tamam, selam söyle herkese. Hadi dikkat edin. Olur, söylerim. Çabucak çık gel. Bak özlüyoruz seni. Bu sefer polis savcı yok hocam. He, olmaz tabii. Onlar da öyle olmayacağını anladılar. Kim kimler? Oho. Cümbür cemaat. Oylum başta kapıları yıkıyor. Güzide? Güzide tabii. Sezai de gelmiş mi? Gelmez mi? Vay vay vay. Ne dostmuş ne sevgiliymiş be. Allah her eve bir Sezai versin. Vallahi öyle hocam. Yani koskoca adam Güzide'nin ağzının içine bakıyor. Böyle sustalı maymun gibi duruyor karşısında. Saplı Tas da geldi mi? Saplı Tas kim? Ümit. Lüzumsuz işler müdürü. Hiçbir işe yaramaz ama her işin içinde var. Geldi gelmez mi hocam? Kambersiz düğün mü olur?
olmaz vallahi. Ah, deleceğim, deleceğim. Gücüde böyle sonuç alamayacağız. Kadında ne insaf ne vicdan var. Oğlum, anneciğim hadi. Rezil olduk artık. Yürü gidelim kızım. Böyle olmayacak anne. Alacağız. Muhalla. Yalnız Oylum Hanımcığım, biraz yüksek çıkıyor ya ses. Hoca Hanım rahatsız oldu. Ayarlayabilir miyiz ses tonumuzu? Ekmir Hanım, sizin burada ne işiniz var? Ben artık burada yaşıyorum Güzide Hanımcığım. Muhalla hocamın yardımcısıyım. Muhalla! Muhalla! Can! Can! Muhalla! Muhalla bak sana yalvarıyorum. Küçücük daha o çocuk, ufacık bir tavuğu. Onun bana ihtiyacı var. Annesiyim senin, öz sorunun. Nasıl yapıyorsun böyle bir şeyi? Sana yalvarıyorum ya! Demek bende vicdan, merhamet yok öyle mi? Peki ya sende şeref, haysiyet, namus, ahlak var mı? Evli bir kadın olarak başka evli bir adamla orada burada buluşmana ne diyeceğiz? Ben öyle bir şey yapmadım! Muhalla Hanım, ağzınızı toplayın yoksa ben... Yoksa ne? Yoksa ne? Polise mi gideceksin? Git. Git alsınlar boyunun ölçüsünü bir daha, bir daha. Senin kızın anne olmayı hak etmiyor. Sen hak ediyor musun babaanne olmayı? He? Şişt. Tamam. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Sen ne istersen onu yapacağım. Söz. Oğlum yapma şunu. Yapma şu özür kadına. Dilerim. Yalvarma oğlum. Özür dilerim. Sen ne diyorsan onu yapacağım. Ne olur al beni al. Ne olur. Hadi al içeri artık beni al. Sen anne olma trenini çoktan kaçırdın oğlum. Bebeğimiz mama yiyecek. Hayır, hayır, hayır. Can! Tamam, ya, bağırma artık. Anne, Allah aşkına yapma. Muhalla, ne olur. Ne istiyorsan tamam, ne yapacağım. Tamam, anne. Tamam anneciğim, tamam. Senin ne işin var burada? Ümit! Ümit, yakala. Niye geldin? Ümit, yakala. Ayıcığım. Ümit. Sen niye geldin? Niye geldin? Hazırsak nikah törenini başlatıyorum. Fatih kızı Selin Ataman oğlu. Tolga Kaşif oğluyla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Oltan oğlu Tolga Kaşif oğlu. Selin Ataman oğluyla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet.
Düğünümüzde bile mi mutsuzdun Tolga? En mutlu olmamız gereken günde bile mi aklım başka yerdeydi? Sana defalarca sordum. Aklın gönlün bende değilse hiç başlamayalım dedim. Beni sevmiyorsan duygularımla oynama dedim. Bitirelim dedim. Demedim mi? Ama sen oylumu hayatından tamamen çıkarttım dedin. Benim için öyle biri yok dedin. Ben sadece seni seviyorum dedin Tolga. Seni seviyorum dedin Tolga. Bana yalan söyledin. Ama ben sana inandım. Yalan değildi. Selim, ben seni seviyordum. Ben seni hala seviyorum. Ama bu aşk değildi. Ben seni seviyorum ama insan olarak, dost olarak... Dost ne Tolga? Dost ne demek? Ne demek insan olarak? Ne demek? Bana hakaret etseydin sen şu an çok daha iyiydi. Bu ne demek şimdi? Selim bak... Kendimi açıklamaya çalışıyorum. Anlamaya çalışır mısın lütfen? Benim niyetim asla seni üzmek değil Selim. Seninle evlendiğimizde ben... sana olan hislerimi, sevgimi, aşk sandım. Bilmiyorum, belki de böyle olsun istedim. Kendimi buna zorladım. Ben çok büyük bir hata yaptım Selim. Ben sana çok haksızlık ettim. Ama şunu bil, ben bile isteye hiçbir zaman senin üzülmeni istemedim. Sen üzülünce ben de üzüldüm. Benim de canım yandı. Hata yaptım Selin. Özür dilerim bunun için. Ben sana yaşattığım her şey için çok özür dilerim. Oylum için özür dileyecek kadar düşüyorsun yani. Bunun oylumla bir alakası yok. Bak, sana yalan söylemeyeceğim. Ben hala oylumu seviyorum. Ama bunun oylumla alakası yok. Bizim evliliğimizin oylumla bir alakası yok. Biz seninle mutsuzuz Selin. Sen de çok mutsuzsun. Ben de çok mutsuzum. Çünkü biz birbirimize göre değiliz. Niye göremiyorsun bunu? Bak, bir çocuğumuz olacak. Birbirimizin yüzüne bakamaz hale mi gelelim? Tolga, lütfen. Selim, bunun bitmesi gerekiyor. Ben yanınızda olacağım. Senin de, çocuğumun da, maddi manevi her türlü yanınızda olacağım. Lütfen sus. Sus Tolga, sus. Hayır, hayır. Selim, bunun bitmesi gerekiyor. Hayır, hayır. Ağlama, ağlama, hayır. Lütfen gel. Hayır. Bak, mantıklı düşün. Hayır, hayır, hayır. Selim, biz mutsuz. Sağlıklı düşünüyorum ben. Selim, biz çok mutsuzuz. Hayır, mutluyuz biz. Ben çok mutsuzum. Anladın mı? Ben çok mutsuzum Selim. Ve ben kararlıyım. Hayır. Çok hayır. Özür dilerim. Böyle olması gerekiyor. Özür dilerim. Hayır Tolga, hayır.
Olga. Hoşça kal Selin. Gitme. Sana yalan söylemeyeceğim. Ben hala oylumu seviyorum. Ama bunun oylumla alakası yok. Bizim evliliğimizin oylumla bir alakası yok. Biz seninle mutsuzuz Selin. Sen de çok mutsuzsun. Ben de çok mutsuzum. Çünkü biz birbirimize göre değiliz. Ben yanınızda olacağım. Senin de çocuğumun da maddi manevi her türlü yanınızda olacağım. Ama biz artık birlikte yapamayız Selin. Özür dilerim. Böyle olması gerekiyor. Vallahi hocam. Tarçınlı kurabiye yaptım vallahi dumanı tutuyor da. Mis gibi kokuyor. 800 küsür yorum yazmışlar. Hala mı konuşuyorlar hocam? E tabi. Bir tarafta Kaşifoğlu, bir tarafta Dicleli. Konuş konuş bitmez. Laflara bak. Aşiret gelininin aşk üçgeni. Lafa bakar mısın lafa? Biz bir taneyi bulamıyoruz. O ölüm Dicleli kaç tanesini parmağında oynatıyor. Zengin evliliği böyle bir şey demek ki. Buna benzer 800 küsür yorum. Ay milletin de işi gücü yok hocam yani ayıp. Oylum ahlaksızı yüzünden herkesin işi gücü biz olduk artık. Cümle alemin diline düştük. Ama yok ben bunu onun yanına bırakmayacağım. O oğluna sarılıp bir gece bile uyuyamayacak. Oğlunun hasretiyle yanıp kül olacak kül. Hayırdır? Yine kim yanıp kül oluyor bakayım ha? Gel Nazlı gel. Bak, İko tarçınlı kurabiye yapmış yersin. Hoş geldiniz Nazan Hanım. Ben hemen size kurabiyeyle çay getireyim. Yok yok yemeyeceğim sağ ol. Ya yersin. Mis gibi kokuyor iştahın açılır. Yemeyeceğim ya. Tabii ya yiyin ya güzel güzel. Ne demişler hep? Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Pardon. Neyse, teklif var, ısrar yok. İko sen git Berhan'a bak, uyanmışsa getir Nazan teyzesiyle sevelim. Aa, oylumu da çağırır mısın? Nazo geldi, seni bekliyor der misin? Ersin hocam. Ne oluyor yine?
Ne oluyor Nazan? İlk Nur'la kaçak göçek bakışmalar falan ne oluyor? Hı? Yoksa bu olay yüzünden Oylum'un üstüne mi gittin? Küstü odasından mı çıkmıyor? Üzülme yine kızı ya. Ay teyze vallahi sana söyleyecek söz bulamıyorum. Oylum'la konuşacağım. Oylum yok. Gitti. Nereye gitti? Anasının evine yolladım. Aldım torunumu. Sen hangi sevgiline gidersen git onunla yaşa dedim. Gönderdim gitti. Ya teyze niye neden yapıyorsun bunu o kıza? Bak şimdi niye diye soruyor. Çıkardığı rezaletten sonra benim çatımın altında mı yaşayacaktı Nazan? O olayda Oylum'un hiçbir suçu günahı yoktu. Tabii. Oylum Hanım'ın hiçbir suçu günahı olmaz zaten. Yahu ben oradaydım. Tolga aniden çıkıp gelmiş, Oylum da görünce şaşırmış. Öyle mi? Şaşırmış. Adama işveler yapıyor, cilveler yapıyor, işaretler gönderiyor. Ondan sonra da adam çıkıp geldiğinde şaşırıyor. Safsın Nazan. Vallahi çok safsın. Ne işvesi teyze ya? Adam bu evi bastığında yürü gidiyoruz dediğinde gitti mi Oylum? Gitmedi. Herkesin gözü önünde unut beni peşimden gelme diye bas bas bağırmadı mı bu kız? Bas bas bağırdı da niye gitti? Kuytularda köşelerde buluştu. Kimle buluştu? Kimle buluştu? Al bak. Kimle buluşmuş gör. Hı? Gördün mü günahsız temiz kızı? Hı? Evli barklı kadın. Karşısında duran adam evli. Sanki Günür rızasıyla evlendi de. Ağzında geveleyip durma Nazan. Benimle direkt açık konuş. Yahu Oylum Behram'ı sevdiği için mi evlendi? Ona sözler verdi de tutmuyor mu? Tehdit edildiği için evlendi. Tehdit edildi. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Evlenmeseydi. Nikahta gönlün yoksa kalk git dedik. Behram sana bir şey yapamaz dedik. Garanti verdik. O ne yaptı? Evleneceğim dedi. Behram tehdit ettiği için evlendi onunla. O masaya oturdu. O imzayı attı. Gerekeni yapacaktı. Benim torunuma layık bir anne olacaktı. Ne olacak böyle ya? Sen her kafan attığında bu kızı çocuğundan mı ayıracaksın? Sen bu kadar vicdansız mısın? Sen bu kadar rezil bir insan mısın? Nazan, hem beni üzüyorsun, hem haddini aşıyorsun. Sen haddini aşalı o kadar uzun zaman oldu ki teyze. Alo Nazo. Kahraman ne haber? Nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. Sen? Ben hiç iyi değilim. Hayırdır, ne oldu? Kötü bir... Behram mı? Yok. Hayır. Behram'a hiçbir şey olmadı. Kahraman, sizin kavganız internete düşmüş. Hangi kavga? Ya piknikte Tolga'yla birbirinize girdiniz ya. Onu diyorum. Magazin siteleri aşkın kavgası diye yıkılıyor. Ne diyorsun sen ya? Ya... Maalesef. Oylum iyi mi peki? Etkilendi mi çok? Ay kahraman. Ya teyzem Oylum'u evden kovmuş. Annesinin yanına göndermiş. Ne yapmış? Göndermiş kızı. Tabii canı da vermemiş. Ya diyorum Oylum'un hiçbir suçu yoktu diyorum ama yok. Laftan anlamıyor. Kahraman belki senin sözünü dinler. Allah aşkına kurbanın olayım, bir uçak bileti bul ve gel ne olur. Bu işi çözmen gerekiyor. Oylum'un hiçbir suçu günahı yoktu. Ne diyorsun sen ya? Tamam kapat Nazo, kapat, geliyorum ben. Tamam.
Allah'ım sen sabır ver ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Hayır, 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 hayır. Murat, geldin mi canım? Geldim, geldim. Hoş geldin. Bunların altı niye yanıyor hala? Yani kaynar kaynar mı yedireceksin yemeğimizi? Ay hayır, hayır, kapatma, pişiyor daha. Oho, daha pişecek de sofra kurulacak da. Ne zaman yiyeceğiz biz yemeği? Az kaldı, yarım saat. Daha önceden başlayacaksın Yeşim. Bu saate kalır mı yemek ya? Ne yapayım Murat, evi topla, sil, süpür, çamaşırları yıka. Zel işte yatağını toplamadan gitmiş. Bir de milletin arkasını topluyorum. Ayşe Hanım da tam izin isteyecek zamanı buldu. İzin almadı, ben verdim. Sen mi verdin, niye? Evet, madem sen geldin, kadın biraz dinlensin değil mi? Yoksa ne işe yarayacaksın sen Yeşim ya? Boş boş oturmaya mı geldin buraya? Aşk olsun Murat, ben senin kızını... Salata yaptın mı, salata nerede? Yapmadın mı hala? Halim kalmadı yoğurt. Halin mi kalmadı, yani taş taşıdın Yeşim. Yap şu salatayı. Soğanlı, domatesli şöyle iri iri doğra, tamam mı? Üstüne de nar ekşisi koy biraz. Nar ekşisi yok evde. Yoksa gidip alacaksın, market şurada. Ay vallahi ya. Sen böyle yan gelip yatmaya iyi alışmışsın. Hadi bakalım, hadi. Karar verebildin mi bebeğim? Ne yiyeceksin? Ben bilemedim ya. Peki gelsin de öyle seçelim. Ay, o da bize geç kalmayın dedi. Kendisi geç kaldı, manyak. Evet hakikaten, bir arayayım. Ara bakalım. Kızlar. Ah bebeğim, hoş geldin. Hoş buldum. Nerede kaldın? Ben de seni arıyordum. Hayatım trafik kilit ya. Yani milim milim ancak geldim. O kadar acıktım ki aşkım. Hemen bir şey seç, sipariş verelim tamam, lütfen. Tamam, tamam. Seçiyorum şimdi. Arabanı aldın mı? Gidemedik galeriye bugün. Aa, niye? Anlatırım sonra. Duydunuz mu malum kavga haberini? Haber mi? Ne kavgası? Ay siz şaka yapıyorsunuz herhalde. Ortalık yangın yeri kızlar, bir şey görmediniz, duymadınız mı? Vallahi ben hiçbir şey görmedim. Ben de. O zaman bunu görmeniz lazım. Kahraman Sarpoğlu'nun kuzeninin eşi Oylum Dicleli'ye aşık olduğu iddiasını ortaya atan Tolga Kaşifoğlu, eski sevgilisi Oylum Dicleli'nin... Yok artık ya. Behram'ın kuzeni de mi Oylum'a aşıkmış? Çıkarttı. Çevredekilerin zorlukla ayırdığı kavga esnasında iki taraf da birbirlerini ölümle tehdit etti. Abi bizim göremediğimiz ne görüyorlar bu kızda ya? Selin. Selin görmüş müdür sizce kızlar? Ha? İzlemiş midir? İpek bize göstermeseydi biz bilmiyorduk hayatım. Yani bence Selin de görmemiştir. Azra olur mu öyle şey? Kaç tane insan teklemiştir bu zamana kadar Selin'i? Yani görmemiş olması imkansız Seram. Karesin. Ya kız zaten dertten kederden ölüyor. Bir de şimdi bu video. Ya resmen kocası eski sevgilisi için kavga ediyor. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Bütün bunların dışında cümle alemde izledi video. Öyle bir şey de var. Allah Serracığım, kabus gibi bir şey. Ben Selin'in yerinde olmak istemezdim. Kim ister ki? Kızlar kusura bakmazsanız ben kalkayım. Yani Selin çok kötüdür şimdi. Bir canım, olur mu öyle şey? Ne kusuru? Tabii tabii, sen git. Öpüyorum sizi. Bize de haber ver ama, olur mu? Hadi görüşürüz. Hoşçakal. Hadi bay bay. Çok şey değil gerçekten. Ya Tolga da manyak mıdır nedir ya? Kendi evli, oğlum evli. Ne diye peşinden gidiyor? Ne bileyim Azra'cığım. Çok aşık herhalde. Ne bileyim herhalde. Bu haberi sana kim gösterdi? Ben haberin tam ortasına düştüm. Kimse göstermedim. Nasıl yani?
Sabah babam dedi ki ya Güzide'ye bir şey bırakmam gerekiyor. 5 dakika uğrayalım. İyi dedim ben de hani mecbur kaldım daha doğrusu. Biz bir gittik. Tam bizim gittiğimiz sırada Dicleliler oğlumun kapının önüne arabayla fırlatıp attılar. Aa, fırlatıp attılar ne? Aynen böyle oldu. Bebeği de elinden almışlar tabii. Ortalık fena karıştı. Güzide geldi. Bunun hesabını soracağım diye herkesi gaza getirdi. Herkes de Güzide'nin peşinden Dicle'lilere hesap sormaya gitti desen. Baban da gitti mi? En önde. Sen? Ben önemli değilim ki. Güzide'nin başı dertte ya. Babam beni düşünür mü? Ben oraya kızımla mı geldim? Kızım buradan nasıl dönecek? Hiçbirini düşünmedi bile adam ya. Gözümün önünde arabaya atladı gitti. Sen de haklı olarak çok bozuldun tabii değil mi? Yani Hazır'a bozulmak biraz hafif kalır açıkçası. Haklısın ama canım yani çok haklısın yani. Hayır yani bir de ölüm kalım meselesi falan olsa anlayacağım. Vallahi anlayacağım. Öyle bir şey de yok ortada. Onların kendi arasında çözmesi gereken bir aile meselesi bu. Senin orada ne işin var? Ay, konuştukça sinirlerim bozuluyor. Kapatalım mı bu konuyu? Tamam. Sen ne yaptın canım? Sende ne var ne yok? Bizde kalabalık var. Gürültü patırtı var. Ama huzur yok İpek'ciğim. Nasıl yani? Dayım bütün sevimsizleri eve topladı. Ev metrobüs gibi oldu. Sıkış tepiş. Vallahi. Sevimsizleri derken? Oğluyla gelini vardı zaten biliyorsun. Bir de şimdi kadromuza Yeşim eklendi. Aa, kızın annesi de mi geldi eve? Evet hayatım. Ha, sen şeyi bilmiyorsun. Dayım oğluyla gelinle şirket kuruyor. Patron yapıyor onları. Tabii. Ama kimsenin gelip de bana Azra'cığım sen ne istiyorsun? Kızım sen ne yapacaksın? Senin için ne yapabilirim diye sorduğu yok tabii. Azra kim ki? Azra bir köşede öyle otursun. Sinirim bozuldu. Ah merhaba. Kolay gelsin Yeşim abla. Sağ olun. Bırakıyorum böyle. Koy koy. Onlar ne öyle? Ay biraz alışveriş yapalım dedik. O kadar güzel şeyler aldım ki bak şimdi. Nasıl? Çok güzel oldu. Denemeden alınca olmaz demiştim ama tam oturdu. Dedim sana ben biliyorum bedenimi. Çok şıkmış. Çok şık. Düğmesinde bir sorun mu var? Bir bakayım. Seliş gerçekten bu mu fiyatı? Ha, çok iyi değil mi? Ya bayağı indirim vardı, çok ucuza aldık. Aşkım, peki bizim bu babanın verdiği kredi kartları bizim şirkete mi bağlı yoksa babanın hesabına mı? Ne kartı bu? Bizim şirketin kuruluşu tamamlanmadan bankada hesap açamayız ki. Babanın hesabına bağlı. Hı. Ama şirket için ayrıca açtıracağız, değil mi? Hı hı, tabii ki. Güzel. Bak, daha neler var. Tutsun şunu. Bu nasıl? Hmm. Çok güzel. Değil mi? Evet. En çok sevdiğim. Bir daha alsana şöyle. Çok güzel. Babasının hesabına mı bağlıymış, şirketin hesabına mıymış? Şirket için de bir tane çıkartsınlarmış. Kimsiniz be siz? Daha düne kadar biriniz işsiz, biriniz kuryeciydi. Tepemize çıktınız iyice. Canım. Kahveni getirdim. Koy şuraya. Niye oturdun sen? Ozan'la Zeliş bayağı bir alışveriş yapmışlar. İkisine de ayrı ayrı kredi kartı vermişsin. Evet verdim. Ne olacak? Bana ne zaman vereceksin? Anlamadım. Ne vereceğim sana? Murat biz ne konuşuyoruz? Kredi kartı işte. Niye kredi kartı vereyim Yeşim sana? Niye mi? Ben senin kızın annesiyim. Murat sana söylüyorum ya.
Aptal Zeliş'e bile kart vermişsin. Ben kızın annesi olarak... Yemek oldu mu sen? Sofrayı hazırladın mı Yeşim? Murat, sen beni bu eve eşin değil de hizmetçin olarak mı aldın? Ne bekliyordun Yeşim? Seni başıma tac etmemi mi bekliyordun? Ne bekliyordun? Bak, burada çocuğunla olduğuna şükret. İstediğin zaman kapı burada, gidebilirsin, tamam mı? Şimdi içeri gir. Yemek hazır olunca haber ver bana. Ne diyorsun buna? Ozan seçti. Ne kadar çirkin bir şey o be. Ozan'ın zevkinden ne olacak zaten? Ay anne. Öyle kızım. Senin kocan zevksiz. Tamam. Ama bunu beğenmeme imkanın yok. Nasıl? Bakayım. Aa, bu güzelmiş. Kaç para verdiniz buna? 15 herhalde. 15 ne? 1000 anne, 15.000. Aa, kızım ona o kadar para verilir mi? Marka anneciğim, marka. Özel tasarım bunlar. Delirdiniz mi kızım siz? Bir parça kumaş. Aman bana ne zaten. Sanki benim param. Aman. Ye kızım ye. Afiyet olsun ye. Bana ne aldın? Ne alacağım sana? Nasıl ne alacağım sana? Ne bileyim canım, insan bir bluz alır, bir ceket alır. Bir flör olur. Kime diyorum? Sana diyorum. Ay kusura bakma anneciğim. Kayınpederim sana bluz alayım diye vermedi bana o kartı. Bak sen. Ne vardı kızım alsan? Ekstrede bu Zeliş'in annesine alınmış mı yazacaktı? Ne olurdu yani? İnsanda biraz vicdan olur be. Biraz anne sevgisi olur. Sen orada havuzlu evlerde otururken ben burada hizmetçilik yapıyorum. Haberin var mı senin? Dedim sana değil mi? Dedim. Çalışmıyorum artık. Benden sana 5 kuruş geçmez dedim. Yazıklar olsun sana be. Yazıklar olsun. Ayrıca kim dedi sana Muhalla'nın evine git diye? Kızım nereye gitseydim? Senin yüzünden evden kovdular beni. Haberin var mı? Ayrıca da neden geldim acaba ben Muhalla'ya? Seni tehdit ettiği için olabilir mi? Zeliş. Hah canım, yemek hazır. Seni bekliyoruz. Ha geliyorum. Tamam canım, geliyorum. Hadi görüşürüz. Suratıma kapattı. Yazıklar olsun. Evlat olacaksın bir de. Yazıklar olsun. Hiç demiyor ki, ben annem orada hizmetçilik yaparken ne kursağımdan bir lokma geçer ne de üstüme yeni bir şey giyebilirim. Yazıklar olsun. Bunları nereye koyacaktık? Hangi dolaba? Ya Hakim Hanım, ne olur yorulmayın. Ben hallederim. Boş ver, boş ver. Benim kafam dağılıyor. Hangisi bu mu? He? O dolap. Heh. Zeynep, ne? Niye böyle torbaya koydun bunu? Aa, ben size söylemeyi unuttum. Sezai Bey getirdi onu. Eşmeli'den getirmiş DNA örneği. Size vermemi istedi. Aa, almış mı? Aa, dur bir teşekkür edeyim ya. Hay Allah, Sezai'ye bak. Alo Sezai, sen Eşmeli'ye gitmişsin. Ay vallahi bizim yapamadığımızı sen yaptın, çok sağ ol. Ne zaman gitti? Tamam, hadi. Dayıcığım hadi ya, görüşürüz. Gidelim bak, hatırım için. Ha? Hadi bir şey. Dayıcığım yapma ama böyle ya. Bak biliyorum, üzgünsün. Hepimiz üzgünüz ama alacağız canı. Sen boşuna endişeleniyorsun. Nasıl alacağız? Görmedin mi evin halini? İçeri giremiyoruz bile. Kale gibi koruyor evi. Ya alacağız dayıcım ya. Bulacağız bir yolunu. Canı o evde bırakacak değiliz herhalde. Dayı. Dayı bıkmadın mı? Alacağız. Kurtaracağız. Hep aynı şeyler ya. Alamıyoruz. Alamıyoruz. Alamayacağız. Kurtaramayacağız. Çocuk orada ya. Alamıyoruz ya. Ya dayıcım. Alamıyoruz. Çocuk hep orada işte.
Hadi Prenses. Hadi bu son. Anne doydum ama. Aa, hadi ama. Hadi kızım hadi. O zaman biz de Öykü'nün yemeği bittikten sonra hediyesini verelim. Değil mi? Tabii. Önce yemek sonra hediye. Hediye mi aldınız? Yaşasın. Aldık tabii. Prensese hediye almadan olur mu hiç? Ne aldınız? Tamam yemeğini bitirince göreceksin. Aferin. Aferin Öykü'cüğüm. Tamam ben Öykü'nün hediyesini getiriyorum. Tamam. Aha, çok merak ettim. Efendim dayı. Ozan. Nasılsın dayıcığım? İyi diyelim işte dayı. Sen nasılsın, iyi misin? Ya ben nasıl iyi olayım dayıcığım ya? Senin olan bitenden haberin yok tabii. Neden? Ne oldu ki? Ne diyorsun dayı? Ne demek ya çocuğunu alıp evden atmak? Oyun nasıl? Tabii ki ya, tabii. Ben de salak gibi soruyorum işte. Tamam, tamam dayı. Ben hemen geliyorum, tamam. Ozan ne oldu ya? O Mualla denen kadın oyunumu evden atmış. Yine ayırmış çocuğundan. Ne? Neden? Ya bu Tolga kahramana saldırmış yani. O olayda haberlere çıkınca Mualla delirmiş. Oyunumu zorla anneme yollamış. Vallahi bu kadın manyak, manyak. Elimde kalacak bir gün. Peki oğlum nasılmış? Dayım hiç iyi değil dedi baba, hiç iyi değil dedi. Ay nasıl iyi olacak ki? Zorla çocuğunu elinden almışlar. Ben ceketimi alıp geliyorum hemen. Hadi tamam baba hadi. Ozan sen de mi gidiyorsun? Gidiyorum tabii ki, bu nasıl soru ya? Hani annen bizi evden kovdu ya, içeri almaz diye diyorum. Nasıl almaz ya? Olur mu öyle şey? Hatta sen de hazırlan, hadi birlikte gidiyoruz. Babam gelince direkt çıkalım biz de. Hayır hayır ben gelmiyorum. Kovulduğum yere geri dönmem, sen kendine yakıştırıyorsan git. Nasıl gelmiyorsun ya? Ozan hadi. Seliş saçmalama hadi. Ozan hadi dedim. Seliş. Ne demek ya? Ha? Evi terk ettim demek ne demek? Ya baba boşanacağız. Aynı evde kalmaya devam etmeyecektim herhalde. Yok canım. Öyle bir şey olmayacak. Tamam? Selin'e boşanma konusunda tek kelime etmeyeceksin. Ama ettim. Boşanalım mı dedim. O da tamam dedi. Sen senin derdin ne ya? Ben anlamıyorum. Nedir? Ha? Binlerce kez kıza seni istemiyorum dedim. Defalarca gururunu kırdın. Ne demesini bekliyorsun? Ben ne deseydim? Yalandan seni çok seviyorum aşkım mı deseydim? Kandırsa mıydım kızı? Kandırsaydın Tolga, kandırsaydın. Evlenirken kendini nasıl kandırdıysan karını da öyle kandırsaydın. Ben sana ne dedim ha? Sormadın mı sana? Ya baba, emin tamam, misin? Sordum. Sordun, emin misin dedin, sordun. Hepsini konuştuk, hepsi yaşandı, evet. Ama anla artık ya, olmuyor. Olmuyor! Yok öyle bir şey Tolgacığım. O iş öyle değil. Selin hamile, senin çocuğunu taşıyor. Ben çocuğuma babalık yapacağım yani. Yapacağım muhakkak. Yani ilgileneceğim onunla. Ama ya anla beni baba ya. Benim aklım hala oylumda. Ben oylumu seviyorum. Oylumu severken Selin'le nasıl evli kalmaya devam edeyim anlasana ya. Oylumu seviyorsun öyle mi? Evet. Ha? Tolga ben senin bu sevmenden bir şey anlamıyorum yani. Senin sevgi dediğin karşındakine zarar vermek mi? Kızın başına senin yüzünden gelmedik kalmadı farkında mısın? Farkındayım. Farkındayım zaten. Zaten o yüzden boşanmak istiyorum Selin'den. Ben oylumu istiyorum baba. Oylumu o ailenin elinden geri almam için Selin'den boşanmam gerekiyor. Anlasana beni ya. Selim ben geldim.
Selin! Allah Allah. Yukarıda mısın sen? Selin! Selin'cim bu saatte uyanır mı ya? Selin! 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 Hadi uyan ablacığım, bak gece uyuyamayacaksın sonra. Selin'cim uyan! Tamam. Dicleriler ne diyecek peki? Hı? Ne diyecekler? Tamam, Tolga boşanmış gelmiş, güzel. Biz de oyunumuzu salalım, mutlu mutlu yaşasınlar mı diyecekler? Öldürecekler seni oğlum, öldürecekler. Ben her şeyi göze aldım baba. Sadece seni değil, oyunumu da öldürecekler. Sevdiğin kadının canını alacaklar. Hiçbir şey yapamazlar. O kadın için ben canımı veririm. Tamam. Kendinden vazgeçtin. Oğlum için kendini feda ettin. Çocuğun ne olacak Tolga? Ha? Daha doğmadan o çocuğu yetim mi bırakacaksın? Babasız mı büyüsün istiyorsun? Yine ne istiyor bu sülük? Nesi var? Hocam ilaç içmiş. Nabız filiform birinci de kapalı. Ne içtiği belli mi? Evet, bunları içmiş. Ne olur kurtarın ablamı, kurtaralım. Ne olur. Elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Gastrik yavaş yapılsın, çabuk. Abla geçecek. Abla geçecek, gelecek. Siz burada kalın. Serra, Serra nasıl? Durumu nasıl? Durumu nasıl? Senin yüzünden! Ablam senin yüzünden içeride ölüyor, anladın mı? Senin yüzünden can çekişim benim ablam. Ne yaptı ya? Sana ne yaptı? Serra, sana tamam. Ne yaptı? Seni sevmekten başka ne yaptı sana ya? Tamam Serra. Saçma! Sevmek tamam. Saçma! Tamam, tamam. Aldın amca. Aldın amca benim yeğenim içeride, ablam içeride ölüyor. Tamam. Kimse ölmeyecek. Senin de bebeğimize kurtulacak. Bir su, kahve bir şey ister misin? İstemiyorum. İstemiyorum ben ablam, iyi
Tamam. Hadi otur biraz. Otur, tamam. Nasıl durumu, durumu nasıl? Ablam nasıl? Midesini yıkadık. Hayati tehlikesi kalmadı. Tabii yine bir gece gözetim altında tutacağız. Kurtuldu ama iyi değil mi? İyi olacak. Kurtuldu. Ablanız sizin sayenizde kurtuldu. Eğer tam zamanında yetiştiremeseydiniz şu an çok daha farklı bir şey konuşuyor olurduk. Bebek. Bebek. Gayet iyi. Dediğim gibi tam zamanında müdahale edildi. Ne zaman görebiliriz? Görebilir miyiz? Biraz sonra normal odaya alırlar. O zaman görürsünüz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kurtuldular. Yüzümüze aydın. Allah yardım etti Tolga. Aklını başına toplaman için sana yardım etti. Ne oldu? Niye durdun? Ya annem içeri almazsa? Saçmalama Ozan. Ne demek annem içeri almazsa? Sen kardeşini görmek için buradasın. Engel olamaz kimse. Hadi gel. Gel, gel, hadi. Ya kötü bir şey demedim ki abla ben. Alacağız canı dedim. Bulacağız bir çare dedim. Evet, biliyorum, biliyorum. Evet. Çok yoruldu, çok, çok. Vallahi yine iyi dayanıyor kız. Zeynep oğlum nerede? Kamber size düğün olmaz tabii. Oğlumu görmeye geldim güzide. Ya kızın başına bir sürü şey geliyor. Niye benim haberim olmuyor? Sen haber verdin değil mi? Abla ben Ozan'a söyledim sadece. Yani kardeşin nasıl olduğunu bilmek ister diye. Hı hı. Çok merak eder Ozan da kardeşini. Değil mi Ozancığım? Oğlum nerede? Oğlum. Odasında dinleniyor. Ah güzel kızım benim. Ah canım benim ya. Ne oldu Ozan? Hani sen bu eve adım atmayacaktın? Anne lütfen. Biz oğlum için buradayız. Tabii canım. Oğlum için buradasın. Yoksa gelip de benden özür dileyeceksin falan diye düşünmüyorum. Nasıl izin verdi karın sana? Hı? Anne lütfen ama. Ayıp olmuyor mu? Ayıp oluyor. Hı? Ayıp mı oluyor? Güzide, güzide. Sen sırasını... karışma! Ayıp nasıl olur biliyor musun Ozancığım? Sen şu kızcağızı suçlanırken o çeneni tuttun ya. Senin karın o kızı suçladı ya. Sonra da birlikte karınla gittin ya. İşte ayıp o zaman oluyor. Ayıbın en büyüğü o zaman oluyor Ozan. Anne. Allah yazıklar olsun. Yazıklar olsun Ozan. Yazıklar olsun. Selin. İyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Birini çağırayım. Çok korktum Selin. Bir şey olacak diye çok korktum. Benim suçum. Hepsi. Tüm bunlar benim suçum Selim. Ben özür dilerim. Ben özür dilerim senden. Sadece senin suçun değil. Ben de suçluyum.
Hayır, senin bir suçun yok. Benim korkaklığım. Oğlum senin fotoğrafını göstermişti internette. O zaman da çıkmaya başlamamıştınız. O kadar güzeldi ki gülüşün. Bakışların. Böyle içime işlemişti ki ben. Hissedeceğim, şaşırmıştım o zaman. Bu çocuk dedi. Adı Tolga. Bana çok aşık. O an öyle kıskanmıştım ki oğlumu. Şimdi dönüp baktığımda anlıyorum. Ben sana o zamandan aşık olmuştum Tolga. Sonra ayrıldınız. Bana aşık olmadığını biliyordum. Beni oğlum sevdiğin gibi sevmeyeceğini biliyordum. Bunu bile bile başladım. Ben de suçluyum yani. Tolga, bu hayatta senin sevginden başka hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey. Beni bu hayatta tutan da... Ölümü düşündüren de senin aşkın. Ve şimdi de bebeğimiz. Bebeğimiz. Ben ne yapacağımı bilemedim. Geçti. Şimdi de bilmiyorum. Bildiğim tek şey, çocuğumdan asla vazgeçmeyeceğim. Bebeğimin hayatını riske attığım için çok pişmanım. Tamam. Anneciğim çok özür dilerim. Tamam geçti. Affet. Bu aptal anneni affet. Tamam. Geçti artık. Çocuğumuzu birlikte büyüteceğiz. Ben hep sizin yanınızda olacağım. Tolga, beni umutlandırma. Hayır, umutlandırmıyorum. Yeni bir sayfa açıyoruz senin. Artık bir aile olacağız. Sen, ben, bebeğimiz. Söz veriyorum. Ben hep yanınızda olacağım sizin. Aile mi olacağız? Evet, aile olacağım. Gitmeyecek misin? Gitmeyeceğim. Ağlama artık. Bana geçti artık. Tamam, ağlama artık. Selin'im. Sen iyi misin? Daha iyi olacaksın. Toparlayacaksın. Her şeyi yoluna koyacaksın. Yeter ki inan. Ortaokuldaydım. Alaçatı'ya gitmiştik. Tatile. Hatırladım.
Bugün denizden hiç çıkmayacağım. Bütün gün sörfe bineceğim diyordun. Bir heves, bir heyecan. Sonra bir gittik. Gökyüzü yemyeşil. Havada çürük bir koku. Çok korktun sen. Baba dönelim. Vazgeçtim diye tutturdun. Fırtına kopmuştu. Hem de ne fırtına. Gök delindi. Yağmur kıyamet. Odadan burnumuzu dışarı çıkaramamıştık. Ne? Sonra ne oldu? Güneş açtı. Ne var pırıl pırıl? Deniz tertemiz oldu. Hatırladığım en güzel tatil odur, biliyor musun? Benim de. Çok teşekkür ettin bana. Her fırsatta. Birkaç sene boyunca. Ha, abartmışım. Bugün de fırtına koptu değil mi baba? Hı. Koptu ya. Ama öfkesini, kederini, keşkelerini kustu. Ama bundan sonrası aydınlık doğdu. Fırtına benmişim meğer. Kendimi, kendimle birlikte oyluğumu, Selin'i kahretmişim. Ben niye sürekli hata yapıyorum baba? Ben aslında her şeyi düzeltmek istiyorum ama ne yaparsam yapayım her şey daha kötü hale geliyor. Ben ne yapacağım baba? Öyle devam ederseniz, asıl etrafındakiler seninle ne yapacak? Böyle devam edemem, böyle olmaz. Kır, dök, üz. Nereye kadar? Bazen vedalaşmak gerekir. Bırakmak, uğurlamak gerekir Tolga. Birilerini yolcu ederiz ki başka birileri için hayatımızda yer açılsın. Selin'e, doğacak çocuğuna, yanında, aklında, kalbinde, hayatında yer açman lazım Tom. Onları kaybetmek istemiyorsan daha fazla geç kal. Anladım baba. Galiba sonunda anladım. Ben bir elimi yüzümü yıkayım. Umarım anlamışsındır oğlum. Umarım. Oğlum Allah aşkına ya. Kalk gidelim kızım. Vallahi şu durumu beni çok korkutuyor ha. Niye korkuyorsun anne? Oturuyorum, bir şey yapmıyorum ki. Çocuğum hiçbir şey yemedin, kahvaltı etmedin. Hastalanacaksın ya. Yok, hiçbir şey olmaz. Gayet iyiyim. Kadının da çok derdiydi. Çok derdiydi kadının da. Ne yapayım? Oğlum var benim o evde. Oğlumun olduğu evin önünde oturuyorum. Kime ne? Bağırma. Bağırma. Bu da çekiyor bu. Ne yapıyor bu, canlı yayın mı? Ne yapıyorsun sen? Canlı yayın mı yapıyorsun? Çekme istersen. Kim? Kim, hangisi? Şu var ya, şu. Esmer olan. Ne yapıyorsun çocuğum sen? Ne yapıyorsun? Çekiyor musun? Çekme. Çekme, beni sinirlendirmeyin. Çekme onu. Bir bakar mısınız? Siz bir gelir misiniz? Ne yapacağım? Bırak. Ne yapayım? Röportaj vereceğim. Oğlum delirdin mi? Kadının akli melekeleri yerinde değil. İyice delirteceksin kadını. Delirsin. Kafayı yesin istiyorum. Evet. Ben bir gelebilir misiniz?
Oylum Dicle'nin yanındayım şu an. Kendisi çağırdı. Bir şey mi söyleyeceksiniz Oylum Hanım? Evet, ben her şeyi anlatacağım size. Muhalla Dicle ile ilgili ne bilmek istiyorsanız anlatacağım. Eyvah, ne diyor bu be? Zaten cinliydi, hepten üşüttü bu. Vallahi gömleği ters giydirirler, atar arabaya götürürler bunu, görürsün. Ay, ağzından yel alsın İknur abla. Bir o eksik kaldı zaten, baksana. Görürsün. Demedi deme. Vallahi bak. Ben Oylum Dicle'li, Behram Dicle'nin eşiyim. İçerideki hanımefendi de Muhalla Dicle'li, yani benim oğlumun, Can'ın babaannesi. Muhalla Dicle'li benim evladımı iki kez kaçırdı. Şimdi de beni kendi evimden, oğlumun yanından kovdu. Yani kendisine oğlumu göremiyorum gördüğünüz gibi. Kapatın şunu! Affedersiniz hocam, biz ne zırvalıyor diyerekten öyle şey ettik. Bize ne? Size ne? Ne zırvalıyorsa zırvalıyor. İşiniz gücünüz yok mu sizin? Hazır mı yemekler? Nerede yemekler Öznur? Berhan'ın maması nerede İknur? Deli saçmasıyla uğraşacağınızı işinize gücünüze bakın. Ha, bir daha bu evde oylumun adı anılmayacak. İkinizin de gözünün yaşına bakmam, kapı dışarı ederim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. İyi. Emredersiniz hocam. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım mı? Siz bana tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Ben her şeyi yanıtlayacağım. Buyurun siz sorun. Daha ne kadar oturacaksınız burada Oylum Hanım? Bilmem. Oğlumu verene kadar. 3 gün, 3 ay, 3 yıl, 300 yıl. Fark etmez. Muhalla Dicle'yi oğlumu geçene kadar buradayım. Peki Tolga Bey konusu doğru mu? Doğru. Tolga Kaşifoğlu benim eski sevgilim. Kendisinden ayrıldıktan sonra Behram Dicle'yi ile evlendim. Sonra da zaten bir oğlum oldu. Ama Tolga Bey'in duyguları bitmemiş Oylum Hanım. Tolga Bey'in eşinizin kuzeniyle tartıştığı videoyu seyrettik sosyal medyada. Seyrettiniz mi? Evet. Hepsini izlediniz mi? Evet. Peki benim bir suçum var mı orada? Yok. Hayır yok. Yok. Benim evladımın benim elimden alınmasını gerektirecek benim bir kabahatim var mı sizce? Hayır yok. Yok değil mi? Bunların hepsi yayında çıkıyor değil mi? Yok yani sizce? Sizce yok. Sizin bir suçunuz yok. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Oylum. Çocuğum, teyzen oylumu evden dışarı attı. Çocuğu da göstermiyor. Ne yapacağız? Biz de burada bekliyoruz böyle. Haberim var Güzde Hanım. Nazan abla aradı, anlattı her şeyi. Oylum. Hadi gel. Yok. Buradayım ben. Can gelene kadar da buradan kalkmayacağım. Bak, senin yerin burası değil. Senin yerin çocuğunun yanı. O yüzden hadi gel eve. Almayacak içeri kahraman. Hadi gel. Kim bu adam? Kahraman Sarpoğlu. Oyluma aşık olan var ya. Açın kapıyı. Gidiyoruz. Girebilirsem efendim. Kararlısın yani. Kahraman abi, hocanın kesin talimatı var. Kapıyı açamıyoruz. Ensar, aç kapıyı. Kahraman abi. Ya başlatma talimatını. Aç kapıyı. Aç. Dikkatli ol. Tamam. Oğlum dikkatli ol. Tamam, merak etme. Dikkat et hani. Kapat çocuğum, kapat. Girmeyecek başka kimse. Kapat. Kapat. Hadi sen de çekmeyi kes artık yavrum. Hadi evine, hadi. Başka işiniz mi yok nedir Allah aşkına? Hadi. Oğlum çekil, Kahraman abi. Çekil. Hoş gelmişsin Kahraman. Vallahi pek hoş görmedim teyze ya. Ben yokken gene neler yaptın? Neler yapmışım? Bak şimdi. Asıl her hatayı yapan, ortalığı karıştıran şu senin yanında getirdiğin. Teyze. Ne teyze? Eski sevgilisini önünde arkasında dolandırıyor. Sonra teyze. Ya artık ağzından çıkana bir dikkat et ya. Sen de kimin yanında duracağına dikkat et. Ben kimin yanında durduğumun farkındayım. Ben mağdurun, haklının, doğrunun yanında duruyorum. Ama öyle vicdansızın, yanlış yapanın da sonuna kadar karşısında duruyorum. Sen çok iyi biliyorsun bunu. Kahraman kendine gel.
kiminle konuştuğunu unutuyorsun. Ben kendime geldim teyze. Biraz geç oldu ama kendimin farkına vardım. Önce diyordum ki ya, kadının acısı büyük, oğlu canıyla boğuşuyor. Ama buraya kadarmış. Şimdi bu kapıdan çıkacaksın ve oğlum bu eve girecek. O kız bu eve giremez. Kiminle ne halt karıştırdıysa onun yanına gitsin. Bu eve bu kız girmeyecek. Benim çatımın altında bu kıza yer yok. Bak, sen de çok iyi biliyorsun ki burası oğlumun da evi. Hem birlikte yaşamak istemiyorsan kalkıp gidersin Diyarbakır'a, oturursun kendi evinde. Oğlum bu eve girecek. Ne? Ya. Kahraman, kendine gel. Diyorum teyze, artık kendimdeyim. Ya, hatırladım ben kendimin. Ne olduğumu hatırladım. O yüzden sen de kiminle konuştuğunun farkına var. Öyle mi olduk şimdi? Daha bir şey olmadı. Yazıklar olsun. Ama böyle yapmaya devam edersen beni mecbur bırakırsın. Tamam. Girebilirsin öyle. Geldim. Oh. Oh. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Hiç ayrılmayacağız. Hiç söz. Söz veriyorum, bir daha hiç ayrılmayacağım. Mahalle hocam, ben size bir çay demleyeyim mi? Kahve de yaparım isterseniz. İlknur, sen neye bakıyorsun? Yok, öyle dalmışım hocam, kusura bakmayın. Aslında... Birkaç gün daha süründürecektim ama neyse, bu kadar da yeter. İyice sürtmüştür burnunu. Sürtmüştür tabii hocam. Yamyası olmuştur burnu. Beran için de iyi oldu. Kötü müdü ama anası sonuçta. Tabii hocam, annesi doğru. Sen bana bir bardak su getir. Tamam hocam, buz gibi olsun. Başsın hocam. Bardak su içersin tabii. Neymiş efendim, artistlik yapıyor. Süründürülmüş de insafa gelmişmiş. Bak. Kuyruğumu kıstırdım, lafımı yuttum demiyor da sevimsiz. Konuşmak için erken mi bilmiyorum ama. Bu çocuk iyi galiba. Kahraman iyi birine benziyor. Ne dersin Güzide? İyi çocuk abi. İyi çocuk. De ben insan sarrafıyımdır yani, öyle bir baktığım insanı tanırım. Ne gülüyorsun abla ya? Öyle değil miyim ben? Yani öyle kolay kolay da yanılmam yani. İyi çocuk bence. Aman bize bir zararı dokunmasın artık.
Vallahi tutmuş oğlumu kolundan, sokmuş eve. Allah helal olsun denir buna. Mualla bu sefer huzur verse var çocuklara. İnşallah ama benim pek umudum yok Sezai abi. O kadar rahat durmaz. 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 Ya oyun mu arıyor? Görüntülü arıyor. Ay. Canı gösterecek dur. Zeyno! Ay. Zeyno koş. Oylum görüntülü arıyor. Oylum? Hayır anneanne. Benim Cam. Aa Cam! Kuzum benim. Cam bak ben de buradayım. Bak bak ben Zeyno de, da orada. Ben de buradayım dayıcığım. Tut. Şöyle güzel. Cam ne yapıyorsun sen? Kuzu! Kuzu! Elin ayağını yerim senin. Bu bayağı askerlik yaşı gelmiş abla bunun. Değil mi? Maşallah şuna bak. Ay. Kocaman oldum. Hatta kendi gazımı bile çıkartıyorum. Maşallah. Ey güzelim benim. Çok bunaldı. Anneciğim ben kapatayım mı? Şöyle birazcık ayağa kalkalım. Tam bir kucak çocuğu oldu vallahi canım. Öpüyorum hepinizi. Ha tamam kapat hadi. Hadi. Can. Güle güle. Güle güle. Yaramazlık yapmasın. Tamam. Oh. Güzelim benim. Hadi kapattık. Tamam Can. Tamam, ne oluyor anneciğim? Ne oluyor bebeğim? Torun baldan tatlıymış. Ay çok tatlı. Ay hadi bakalım inşallah sen de İpek'ten gör. İnşallah. Güzide sen ne yaptın laboratuvar işini? Verdin mi şey? Yok daha vermedim. Geçen hafta bir sürü şey vardı ya. İçinden mi gelmiyor yoksa? Yok. Yani içinden gelmiyorsa bence düşme peşine. Yani içimden geliyor canım. Yani sonuçta oğlum, yani benim kızım onu hiçbir şey değiştiremez. Ama doğurduğun çocuğu da merak ediyorsun. Çok merak ediyorum. Bir yandan da korkuyorum. Ya onu bulduğumda istemediğim bir halde görürsem. Hani ya çukurdaysa mesela ya onu oradan çıkaramazsam. Yani. Çok korkuyorum o yüzden. Ona ne oluyor ya? Kim ki o? Kimi diyorsun sen? Sezai. Onun üstüne vazife mi canım? Ya bu her şeye maydanoz olmaya devam edecek mi o adam? Sen niye kızıyorsun ki? Ne var bunda? Gittik biz alamadık DNA'yı. Adam almış. Ne var bunda? Şu adam da gelmedi. Bak Güzide. Her an vazgeçebiliriz. Vazgeçtim de. Atalım şunu çok. Hayır. Ya o herifse? Ne olacak? Red mi edeceksin oysa? Gel. Güzide Hanım, laboratuvardan görevli gelmiş. Ha tamam, gelsin. Buyur. Merhabalar. Merhaba. Örneklerinizi almaya geldim. Tamam, buyurun. Örneğimiz bu. Ne zaman çıkar? Yoğunluğa göre değişiyor. En kısa sürede halletmeye çalışacağız. Peki, teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Bir an önce halledin de şu serseri aklımızdan çıkıp gitsin. Niye bakıyorsun öyle ters Güzide? Ha? Ya evladımız olarak bağrımıza basacağımız bir tip mi o? Thank you.
Hoş geldiniz Seklerden. Nasılsınız? Geçin, ben birazdan geliyorum. Kimler gelmiş? Canlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Nasıl özlemişim. Özleştik tabii canım. Uzun zaman oldu. Ya kızım çok yakışmış hamilelik sana. Gerçekten. Şu yüzüne baksana. Pembiş pembiş. Ya Selin, senin hamile mi olsan ya? O kadar da değilim sizde. İçecek bir şeyler alın. Ben geliyorum. Tamam canım. Görüşürüz. Varsaydım biraz daha. Ya nasıl pembiş pembiş ne ayol? Ne deseydim canım? Süzülmüşsün. E tabii normal. Kocan eski sevgilinin yanından ayrılmıyor mu deseydim? Ay sus, biri duyacak şimdi. Sahi Tolga nerede ki? Evet arkadaşlar, o kadar heyecanlıyım buyurun, ki. Çok güzel geçecek. Şimdi tamam canım, işte sizi çok sevdiğiniz birinin yanına götürüyorum. Tolga! Yayın mı? Evet. Selam. Heyecanlı mısın bakalım? Bebeğin kız mı olacak, erkek mi? Hı? Yani heyecanlıyım tabii. Neredeyse açacağım şimdi kutuyu. Aa, hayır. Olmaz. Serra, bir spoiler falan bir şey yok mu ya? Arkadaşlar dün geceden beri spoiler, spoiler, spoiler. Hayır. Spoiler yok. Az sonra öğreneceksin zaten. Ne yapıyorsunuz bakalım? İşte kraliçemiz de buradaymış. Çok özlemişiz. El sallayın. Yerim sizi, çok tatlısınız. Kız mı olacak erkek mi? Kız mı olacak erkek mi? Ya sorma, kafayı yiyeceğim şimdi, delireceğim yani. Ben de aynı şekilde. Evet arkadaşlar, bebek Kaşifoğlu erkek mi yoksa kız mı? Öğrenmeye hazır mısınız? Evet. O zaman 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kız babası mı olacağım ben? Kız babası olacaksın. Kızımız olacak. Evet, evet, evet. Kızımız olacak. Kızımız olacak. Tebrikler. Can bak. Kardeşin oluyormuş. Tamam. Tamam anneciğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Olacağım ya. Teyze mi olacağım ben ya? Evet. Teyze mi olacağım ya? Yerim, sizi çok tatlısınız. Kız babası olacağım. Kız babası olacağım. Murat, çıkıyor musun hemen? Evet. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? Hiç param yok. Ne yapayım? Ne demek ne yapayım Murat? Ne demek ne yapayım? Eşyalarımı bile almadan çıktım geldim. Zelişin kıyafetleriyle idare ediyorum. Beni gönderip aldırtırım. Akşam evde olur. Hiç param yok diyorum sana. Ben bir kadınım, benim de ihtiyaçlarım var. Şöyle yapalım. Ayşe Hanım'a söyle, ihtiyaçlarını marketten alıp getirsin sana. Tamam. Sadece market mi?
Ben parasız mı gezeceğim? Yeşim, bir işe gir, çalış, paranı kazan canım. Murat, Murat neden bana eziyet ediyorsun? Ben sana ne yaptım? Ne mi yaptın? Televizyona çıkıp bütün Türkiye'ye rezil eden sen değil misin? Hı? Hain, zalim avukat. Annesini çocuğundan ayıran vicdansız baba. Hı? Herkesi düşman ettin bana. Bunları unuttuğumu mu sanıyorsun sen? Durup dururken mi yaptım ben bunları? Bana kızımı göstermiyordun. Tamam işte, geldin eve, kızınla oturuyorsun. Tamam, bitti. Senin başka bir şey istemeye hakkın yok eşimciğim. Tamam. Ha, tabii ya. Tabii sen sadece Güzide ile benim aramı bozmak için yaptın bunu değil mi? Senin tek derdin Güzide. Allah'ın belası pislik! Bu da benim sana hediyem. Bakalım. Aşkım bu çok güzel. Bakalım. Teşekkür ederim. Aa, bakıyorum da kraliçe olunmuş. E, prenses doğuracaksın tabii, normal. Bu hediyemiz de prensesimizin annesine Oltan Kaşifoğlu'ndan gelmiş. Bakalım neymiş? Dersen Tolga'ya ver Seyra'cığım. İyi tamam, al sen aç. Bakalım Oltan Kaşifoğlu ne göndermiş. Ay çok güzel bir şeymiş bu yalnız ha. Tolga bir şey mi oldu? Annem indi bu. Annem inmiş yani, babam hep anlatırdı ben küçükken. Bir gün gelinim olursa bu yadigarı ona vereceğim derdi. Bu çok anlamlı. Ben de seni seviyorum. Şu yerleştiği eve bak. Korkulur senden teyze, vallahi korkulur. Yes. Birine mi bakmıştınız? Ben İlknur Hanım'la görüşecektim de yeğeniyim, yeşim. İçin şöyle içeride... Ay yok yok yok, hiç gerek yok. Ben zaten bir şey söyleyip gideceğim. Ya size zahmet olmazsa çağırabilir misiniz? Tabii. Anası da kızı gibi, kızı da anası gibi, kedi gibiler. Dört ayak üstüne düşüyor. Ya hayır, ben kime çektim ya, kime çektim ya? İknur abla bahçedeymiş, birazdan gelir. Sağ olun. Ablam olmuş hemen. Hemen. Aç Metin. Yürü, yürü. Ay, ne oluyor be? Geç. Kızım sen kafayı mı yedin? Ne işin var senin Dicle'lilerin evinde? Ya içeri mi girdim? Ne çemkiriyorsun? Sokaktayım ben. Nasıl bir gerizekalsın sen ya? Sokaktayım diyor. Kızım bu kadın senin düşmanın, düşmanın. Öğrense ne yapar biliyor musun? Önce beni kapının önüne koyar. Teyze sus. Sus bir sus. Tahsilatımı yapıp gideceğim, ver paramı. Ne tahsilatı, ne parası be? Mafya mı kesildin kızım başıma sen?
3 ay önce benden 3000 lira borç almıştın. Onu hadi. Ben 3 ay önce senden borç para aldım. 3000 lira. Güleyim bari. Yemeğin önüne geldi Yeşim. Çamaşırın yıkandı. Ütün yapıldı, önüne geldi Yeşim. Onlara sayarsın be. Yeğeninim ben senin be. Yeğeninim, bunları para için mi yaptın? Heh, ben de onu diyorum işte. Ben senin teyzenim. 3 kuruş vermişsin, peşine mi düşüyorsun? Borç aldım be benden. Bende para mı yok. Ben daha maaşımı almadım. Bana bak, uçururlar şimdi kadını habere. Ondan önce gidiver. Hadi, başımı belaya sokma benim. Teyze, teyze, teyze. Cebimde 5 kuruş para yok lütfen. Ya Murat'ın var. Güzide ablan var. Halledersin sen. Hadi, hadi. Selametle, ben seninle uğraşamam. Teyze. Hadi, aç, aç. Hadi selametle, hadi. Sağ ol ablacığım, kapatı ver. Öyle mi? Peki İlker Hanım, bunu sen istedin. Alo, Nizamettin Bey merhaba. Yeşim ben. Hani bana daha önce İknur Gürsoy'un telefon numarasını sormuştunuz. Evet, evet, size borçlu olan. Antalya'dan, evet. Ya ben telefon numarasını bulamadım ama nerede yaşadığını buldum. Dicilelilerin evinde yaşıyor, biliyor musunuz? Aynen, Beykoz'da. Zaten kime sorsanız gösterir burada. Tamam, iyi günler. Ah. Boğaziçi çok iyi geldi. Değil mi? Evet. Ama çek böyle içine, tamam mı? Şu laboratuvar sonuçları bir çıksın da bakalım. Ondan sonra derin nefesler alacağım inşallah. Buna hiç kafanı takma. Ben çocuğu gördüm. Senin oğlun olma ihtimali sıfır. İnsan da anasından öyle doğmuyor tabii. Yani aile var, çevre var, eğitim var, kendini yetiştirme var. Boş ver. Bak, Boğaz'dayız. Şöyle bak. Çek içine şimdi. Derin derin. Nasıl? Daha iyi de. Evet, daha iyi. Dur. Ah, laboratuvar arıyor. Efendim? Alo, Yüzde Özgüler'le mi görüşüyorum? Buyurun. Yüzde Hanım, DNA test sonuçlarınızı bildirmek için sizi rahatsız ediyorum. Aa, tamam. Teşekkür ederim. Buyurun. Size Tarık Genersoy'a ve Özcan Gürçelik'e ait DNA profilleri üzerinde çalışıldı. Evet, evet. Buyurun. Özcan Gürçelik ile sizin ve Tarık Genersoy'un arasında... Geldin. Pardon, bir saniye. Selahattin Hoca burada mı? Hayır, hayır. Doktoru bir akşamda gittik hastaneye. Bayılacağım, adam uzatıyor. Tamamdır, sağ olun. Pardon Güzide Hanım. Buyurun. Ne diyorduk? Özcan Gürçelik ile sizin ve Tarık Genersoy'un DNA'larınız... Evet, karşılaştırdınız. Sonuç? Ne çıkmış? Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sonuç? O Celalli oğlanın bizim hiçbir alakası yokmuş. Geçmiş olsun. Ay, ama çocuk bizi öyle çok korkuttu ki gerçekten. Hele görecekti, Tarık görecekti. Kalp krizi geçirecekti. Ay canım benim, vallahi anasına babasına bağışlasın. Nasıl yakışıyor gülmek sana biliyor musun? Hep böyle gül. Hep birlikte gidelim. Güzel günler görelim. İnşallah. Ne güzel günler demişken... bu akşam İpek'le Numan abiyi al. Bize yemeğe gel. Çok yoruldun zaten. Hayır, evet. Lütfen. Ben çıkartayım. Hayır. Karar verdik işte. Hadi. Tamam. Sen nasıl istersin? Dur, Tarık'ı arayacağım şimdi. Dur, haber vereyim ona.
Alo? Alo, Zeliş. Ben Tarık'ı aramıştım. Şaşırdınız galiba. Şey, Tarık babam salonda unutmuş da telefonunu ısrarla çalınca açayım dedim. Veriyorum şimdi ben. Çok çalınca açayım dedim ben. Efendim Müzide? Ha Tarık, laboratuvardan aradılar mı seni? Yok, aramışlarsa da duymamış olabilirim. Ne oldu, çıktı mı sonuçlar? Çıkmış. Özcan Gürçelik. Gerçekten Gürçelik'miş. Yener Soylar için büyük kayıp değil canım. Yani haber vereyim dedim de. Teşekkür ederim Güzide. Gülmeni özlemişim. Tamam hadi güle güle, hoşça kal hadi. Tarık baba. Hı. Islak zemin için bir kaplama bakıyordum da. Müşteriler için katalog hazırlıyorum. İyi, güzel. Hazırla. Belki siz de bakmak istersiniz. Hayır, istemiyorum. İş sizin işiniz kızım. Ozan'a gösterirsin. Ben dışarı çıkıyorum, yemeğe kadar hava alacağım. Tamam. Ne oldu? Aranız mı bozuldu Tarık babacığınızla? Ne münasebet canım? Niye aramız bozulsun? Adam bütün yetkiyi size verdim diyor, daha ne diyecek? Çok güveniyor bize. Murat. Size güveniyor, senle Ozan'a. Niye, beğenemedin mi bizi? Beğendim, çok beğendim. Hatta şahane masa kurar bu kız dedim. Hadi kalk bana yardım et, bak belim tutuldu, ayaklarımda derman kalmadı, hadi. Ben mi yardım edeceğim? Vallahi ben burada başka kimseyi göremiyorum Zeliş, sen tabii. Ay Yeşim abla, görmüyor musun, burada ciddi işlerle uğraşıyorum. İthalat için liste yapıyorum, iç pazara katalog hazırlıyorum. Vallahi çok işim var, ben uğraşamam. Yağmur olsanız başkasının tarlasına yağmazsınız ya. Pes. Her şeyi benden bekleyin. Çiçek için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Nasılsınız Numan abicim? Teşekkür ederim. Sizi burada görmek bizim için büyük bir şeref. Sağ olun. Birkaç güne başlatıyorum ben sevkiyat. Şu an yönetim kurulundan iki arkadaş İtalya'da zaten. Ben de önümüzdeki hafta gideceğim. Sağ olasın kardeşim. Tamam, o zaman yarın şirkete geçer geçmez döneyim ben sana. Tabii ki özel fiyat olacak oğlum. Okul arkadaşıyız biz. Herkes de aynı fiyat olacak değil mi? Yok yok, teşekkürlük bir şey yok. Tamamdır, tamam. Hadi iyi akşamlar. Oo, şirket bayağı büyümüş. Yanlış görmediysem salonda yönetim kurulu oturuyordu ama. Ya bu işlerde hacimli görünmekte fayda var dedim baba. Bak bu konuştuğum Cem, benim üniversiteden arkadaşım. Şimdi İzmir'de babasıyla birlikte otel inşaatı yapıyorlar. Muhasebe departmanı, o da ben oluyorum galiba. Ya baba tamam ya, tamam. Utandırma istersen beni, tamam. Yemek hazır mıdır ya acaba? Tamam. Yeşim haber verecek oğlum. Sen iki dakika otursana şimdi. Bir şey mi konuşacağız?
Şey diyorum, Zeliş'i ne kadar tanıyorsun? Karım olur kendisi. Ya baba, bu nasıl bir soru? Tamam, evlendiniz falan da yani tanımak başka bir şey Ozan. Sen Zeliş'in bir yanlışını falan mı gördün? Durduk yere sormazsın böyle sorular. Bak, şirket kuruyoruz. Ortağın olacak. Ha, anladım. Zeliş çok çalışkandır baba. O konuda hiç şüphen olmasın. Zeliş yalan söyler mi? Yalan. Yalan mı? Yani yalan söyleme huyu var mı, yok mu? Baba sen... Yani ne demek istiyorsun şimdi? Ben anlamadım böyle akşam akşam. Sana annem mi bir şey söyledi? O mu senin aklını bulandırdı böyle? Hayır, hayır. Oğlum annenle ilgisi yok. Bak, Zeliş'te beni huzursuz eden bir şey var. Ya ben sizi anlamıyorum. Gerçekten artık ben sizi anlayamıyorum ya. Ya bu kızın kimseye bir zararı yok ki ya. Bu kız canı korumak için kendi hayatını tehlikeye attı ya. Bu kız neler çekti? Önce annemler iftira attı, suçladı bu kızı. Buraya geldik, şimdi de sen. Ya bu ne Zeliş'miş arkadaş ya? Var var, bu kızda bir şey var ama... Ne? Hay Allah'ım ya. Ya Zeyno abicim ya, bunları unutmuşuz ya. Kurumuş bunlar. Boş ver abi. Sabahtan beri uğraşıyoruz Zeyno ya. Aman yani. Tam zeytinyağlarla doydu herkes zaten. Öyle mi diyorsun? Evet. Neyse, iyi madem. Zeyno. Efendim abi. Kıza ne diyorsun? Ne diyorum? Nasıl yani işte? Beğendin mi? Bilmem. Nasıl bilmem? Ha? Ya bak, tatlı gibi geldi kız ama. Yani. Bu Özcan Gürşelik tabii önüne gelene sallıyor. Sokaktan geçene, girene, çıkana böyle ağzına ne gelirse enteresan bir adam. Dedim bekle Sezai. Bir fırsatı doğacak nasıl olsa. Dediğim gibi de oldu. Bu şişeyi kaldırdı tepesine, dikti, bitirdi suyu, kaldırdı, attı. İyi kafana gelmemiş Sezai. Vallahi bile siz girerdiniz birbirinize, tam olurdu yani. Aman aman. Yok canım, yaparım böyle şey. Bir de anladım ben, ters adam, ağzı bozuk falan. Bekledim, gittim, güzelce şişeyi aldım, geldim. İyi ki gittin aldın, yoksa ben 50.000'i verecektim. Ay aşk olsun abla, 40'a düşmüş ya. Ha doğru, indirim yaptı. Evet. Evet, indirim yaptı, doğru. Bunları nereye koyayım? Ay, niye zahmet ettin? Biz Zeyno'yla toplardık. Şöyle bırakabilirsin. Hiç önemli değil. Teşekkürler. İpek'ciğim. Annem senin yüzünden öldü, biliyorsun değil mi?
Atladık mı ya artık? Ha? Gezdik mi yeterince? Suyun nerede can senin? Dur bakalım. Hop yatağa. Hop anne geliyor. Hop anne geliyor. Gel 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 gel. Tamam hemen geliyorum tamam mı? Hoş geldin. Uyumadın mı?